Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ÖSYM Nereden Nereye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hocam? Rasyonel sayılarda kaldık. Rasyonel sayıları enine boyuna, derinlemesine güzel bir şekilde seninle şimdi irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Bakalım rasyonel sayılardan son 11 senede hangi soru tipleri sorulmuş? Bu soru tipleri son 4 yıldır, 5 yıldır nasıl olmuş? Ve bu değişim bize nasıl yansımış? Hangilerinin çözümleri daha kolay? Bunlara karar vereceğiz. Ve hangi yıl ne kadar soru çıkmış ve bu konunun önemi ne? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan örnek sorularını da çözmeye başlayacağız. Ama öncelikle rasyonel sayılar konusuna ben sana diyorum ki çok güvenme. Şimdi niye rasyonel sayılar konusuna çok güvenmememiz gerekiyor? Bakın ne yazmışım. YGS, TYT fark etmeksizin sorulan ve daima sorulacak konudur kendileri. Yani YGS'de de, TYT'de de, ÖSS'de de daima rasyonel sayı konusundan arkadaşlarım soru geliyordu. Vazgeçilmez bir kere. Bu bir. İkincisi, belki de en çok değişime uğrayan soru tipleri arasında bu soru tipleri arkadaşlar, bu konu. Rasyonel sayı soruları. Çünkü eskiden aşırı derecede klasik sorular sorulurken şimdi artık daha böyle gündelik hayata yatkın hikayelerle bizim önümüze serilen sorular var. Birazdan göreceğiz. Daha mı kolay eskisi veya yenisi, yoksa daha mı zor, bunlara siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu artık sizin kabiliyetinize kalmış bir durum. Ama bana sorarsanız yeni sistemdekilerde, eski sistemdekilerde kolay. Yeni sistemin şöyle bir zorluğu var. Yani yeni soru tiplerinin şöyle bir zorluğu var. Hikayeyi anlamadın, bittin. Yani orada pes edebilirsin hikayeyi anlamadığın zaman. Çünkü varsayalım ki kitapçığını açtın sınavda. İlk soru rasyonel sayılar sorusu geldi. Okudun, anlamadın, bittin. Ama diğerinin tehlikesi, yani eski sistem soruların tehlikesi de şuydu. İşlem hatası yaptın, bitti. Yani yeni nesil sorularda çok fazla işlem gerektirecek bir şeyler yok. Ama eskiden çok fazla işlem gerektiren durum vardı. Eskiden hikaye yoktu, şimdi hikaye var. Dolayısıyla ben sana diyorum ki rasyonel sayılar konusuna çok güvenme. Elimin altında dediğin konu, avucumun içinde dediğin konu bir an için sınavda elinden akıp gidebilir. Aman ha, dikkat et. Şimdi bir de son 11 yılın grafiğine bakalım, istatistiklerine bakalım. Arkadaşlar 2011 yılından 2021'e kadar bakıyoruz. 2011 yılında birinci sınavda, yani YGS'de 4 adet rasyonel sayı sorusu çıkmış. İkinci sınavında ise, yani LYS'de ise bir tane çıkmış. Yani 2011 yılında toplam 5 tane soru çıkmış. Ha şunu söyleyebilirsin. Hocam zaten 2011 yılında yapılan sınav YGS, LYS sistemiydi. Onda da zaten matematikte zaten çok soru vardı. Diyebilirsin, haklısın, onda sıkıntı yok. Peki 2012 yılında sadece birinci sınav. Aynen. 2013'te sadece birinci sınav. 2014'te sadece birinci sınavda sorulmuş. İkinci sınavların hiçbirinde rasyonel sayı sorusu çıkmamış. 2015, 2016 ve 2017'de birer soru çıkmış arkadaşlar. Yani bir tane birinci sınavda, bir tane ikinci sınavda soru çıkmış. 2018'de, yani sistem değişikliği olduğu sene ne olmuş? Hiç çıkmamış rasyonel sayı sorusu. İlginçtir ama hiç çıkmamış. Yeni nesil olarak da çıkmamış, eski nesil soru olarak da çıkmamış ve çıkmamış arkadaşlar. 2019'a geldiğimizde TYT'de bir tane, AYT'de yine hiç çıkmamış. 2020'de 3 tane rasyonel sayı sorusu TYT'de çıkmış, AYT'de çıkmamış. 2021'e bakıyorsun, hiç yok. Ne TYT'de ne AYT'de. Yani bu ne demek oluyor? İşte rasyonel sayılar konusuna çok güvenme dedim ya. Hani kesin 2 tane soru çıkar, kesin 1 tane çıkar diyemiyorsun. Yani böyle bir istatistik yok. Tamam, ortalama soru adedine baktığımız zaman birinci sınavda 1.45, ikinci sınavda 0.36. Yani ikinci sınavda çıkma ihtimali gayet düşük. Son 11 senede toplam 4 tane soru çıkmış ikinci sınavda. Fakat arka arkaya 3 yıl, 4 yıl sorulmadığı zamanlar da olmuş. Ki ikinci sınavda farkındaysanız YKS'ye geçildikten sonra, yani sistem değişikliği olduktan sonra İkinci sınavda rasyonel sayı konusundan soru hiç ama hiç ÖSYM tarafından seçilmemiş. Belki 2022 farklı olabilir. Belki seçecekler, belki bir tane koyarlar. TYT için ise 2018'e bakıyorsun, hiç yok. 2019'a bakıyorsun, bir tane soru. 2020'ye bakıyorsun, 3 soru. 2020'ye bakıyorsun, 0.
Yani artan bir grafik sergilerken birden hiç sorulmamış. Yani 2022'de ne olacağı bu konu hakkında muallak. Bana fikrimi sorarsanız ben bir tane TYT'ye mutlaka koyardım ama dedim ya sınavda ben hazırlamıyorum. Dolayısıyla sevgili gençler rasyonel sayılar konusuna aman çıkacak aman çıkmayacak diye şu net zaten garanti diye hiç güvenme. Hani hep net hesaplamaları yaparız ya kafamızda. Deriz işte zaten rasyonel sayılar garanti artı bir net. Kafamıza yazarız böyle. Bundan bu kadar net yapsam, şundan bu kadar net yapsam, şundan da şu kadar net yapsam, bunu boş bıraksam diye hani hesaplamalar yaparız ya. Arkadaşlarım, rasyonel sayılar konusunu bu hesaplamanın içerisine lütfen dahil etmeyin. Çünkü gördüğünüz üzere hiç çıkmadığı seneden hemen sonraki sene bir tane ve hemen sonraki sene üç tane çıkıp sonraki sene hiç soru sorulmamış da olabiliyor. Tahminimce ama benim tahminimce 2022'de belki bir tane soru sorarlar arkadaşlar. Artık ben bunu derken sen inşallah hocam mı diyorsun yoksa inşallah çıkmaz mı diyorsun? Orası sana kalmış, onu bilemeyeceğim. Şimdi hazırsanız gelin hadi hep beraber sorulara geçelim. Formatı biliyorsun. Nasıldı? Nasıl oldu diyeceğiz. Önce nasıldı? Yani ÖSS'de, YGS'de, LYS'de bu soru tipleri, rasyonel sayılardan sorulan soru tipleri nasıldı? Önce ona bakacağız. Soldaki sorumuza bir bakalım gençler. Aşağıda gerçel sayı doğrusunda 3 bölü 5 ile 4 bölü 5 sayıları arası eşit aralıklarla bölünmüş. Bakın 3 bölü 5 burada, 4 bölü 5 burada. Kaç aralığa bölünmüş? Hemen orada gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aralığa bölünmüş arkadaşlar. Bu aralıkların uzunlukları birbirine eşitmiş. 11 bölü 15 sayısının sayı doğrusundaki yeri nedir diye soruluyor. Bakın ne yapacağız hemen? Bir kere 11 bölü 15 diyor. 3 bölü 5 var. 4 bölü 5 var. Ben bunu 3 ile bunu da 3 ile genişletecek olursam 9 bölü 15 ve 3 ile genişlettim. 12 bölü 15 arasını 6 eşit parçaya böleceğiz. Ve benden istenen şey 11 bölü 15. Şimdi ben tabii 9 ile 12'nin arasındaki mesafenin 3 olduğunu gördüm ya. Sırf aradaki mesafe 6 olsun da benim işimi kolaylaştırsın be güzel kardeşim diye ben bunu bir 2 ile daha genişleteceğim. Bakın 2 ile genişletirseniz 18 bölü 30 yapar. 2 ile genişlettim 24 bölü 30 yapar ki farkı gördünüz 6. Bunu da 2 ile genişletiyorsunuz 22 bölü 30 yaptı. Yani sevgili gençler bakın şurası 18 bölü 30 iken burası 24 bölü 30 iken 22 neresi olur? Bakın 19 bölü 30, 20 bölü 30, 21 bölü 30, 22 bölü 30, 23 bölü 30 ve 24 bölü 30. 22 bölü 30 neredeymiş? D'deymiş arkadaşlar. Basit ve güzel, kullanışlı bir soruydu sevgili arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayı kısmından yeni sistemde sorular nasıl geliyor? Hemen yan tarafa bakıyoruz. Sinem aşağıdaki 3 kitabı okuyacak. Bir nolu kitabın sayfa sayısı, iki nolu kitabın sayfa sayısının yarısı, iki nolu kitabın sayfa sayısı, üç nolu kitabın sayfa sayısının yarısıdır demiş. Yani bunun K kadar sayfası varsa bunun 2K kadar sayfası oluyor. Bu da üçüncünün yarısıysa bunun 4K kadar sayfası vardır. Sinem 1 ve 2 nolu kitapları okumuş. Bakın okumuş, okumuş. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım okuduğu toplam sayfa sayısı kadar da yani toplam ne kadar okumuş? 3K. 3K'da bundan okumuş diyor. Yani bunun 3K'sını okumuş, K kadarı kalmış diyebiliriz. Bana diyor ki buna göre Sinem 3 nolu kitabın kaçta kaçını okumuştur? Sinem 3 nolu kitabın 4K olduğunu biliyor. Toplamda 3K'sını okuduysa bu kadarını okumuştur. Yani 3 bölü 4'ünü okumuştur diyebiliriz. Bakın soldaki de gayet basitti. Sağdaki de gayet basitti. İşlemsel olarak soldaki daha zordu. Tabi zor dediğim bu soruya göre, bu sorunun işlemlerine göre zordu. Ama sağ taraftakinin belli başlı bir hikayesi vardı. Ve bu hikayeyi anlamadığın takdirde sen sınavda cortlarsın. Tamam. Sınavda cortlamamak için bu hikayeleri düzgün, sade, anlaşılır okuman lazım ki kafan bunu algılayabilsin. Anlaştık. Kazanım olarak düşündüğümüzde de sol tarafta genişletmeye yer verilmiş. İki rasyonel sayı arasındaki farkın nasıl bulunacağına yer verilmiş arkadaşlar. Başka bir kazanımı yok. Sağ taraftakinin kazanımı ise bir kesrin, bir sayının kaçta kaçı ne yapar? Bunlara yer verilmiş ve hikayeyle de güçlendirilmiş arkadaşlar. İkisi de basit. Fakat artık hangisi basit, hangisi tercih edilmeliydi ya da ben sağdaki de çıksa yapardım, soldaki de çıksa yapardım demek sana kalmış. Devam edelim bir diğer sayfamızda.
Bir diğer sayfada sol taraftaki soru tipine bakalım. Bakın ÖSS zamanında, yani benim girdiğim sınavda, bu rasyonel sayılar soruları böyle soruluyordu arkadaşlar. Tamam? Böyle soruluyordu. Ha şunu söylemeyin. Sakın söylemeyin. Ya hocam keşke sizin zamanınızda biz girseydik. Sizin zamanınızda da sorular pek bir kolaymış yahu demeyin arkadaşlar. Çünkü bizim zamanımızın da zor soruları vardı. Bizim zamanımızın da gerçekten efsane soruları vardı. Tabii ki bu sorular kolaydı ama şunu da unutmayın. Sizin zamanınızda yapılan sınavlarda da, yani YKS'de de mutlaka kolay sorular oluyor. Ha, tartışılır tabii. Şimdi sol taraftakiler için soru başı 1 dakika ayrılıyordu. Bize 180 soru soruluyordu. Tek bir sınav vardı ve 180 dakika veriliyordu. Böyle de bir dezavantajımız vardı. Ama dedim ya, artık hangisi daha zor, hangisi daha kolay tartışılabilir. Ama sakın ha sakın bu eski soruları görüp de dert yanmayın. Tamam. Şimdi gençler, gelin biraz düşünelim. M sayısı 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün toplamının 4 bölü 7 katı. Madem öyle, ben burayı 3 ile genişleteyim, burayı 2 ile genişleteyim. Üst taraf 3 artı 4'ten 7 yapar. Alt taraf 6 çarpı 4 bölü 7 geldi bakın. Çat çat 7'ler gitti, 4 bölü 6. 2 ile sadeleştirdin, 2 bölü 3 geldi. Bu cepte. Bu M sayısıymış. Peki M sayısına bakalım. Burayı 3 ile genişletin. 2 kere 3 6, 6'dan 2'yi çıkardığımız 4 bölü 9 çarpı 2 bölü 3 dediniz. Ve bu da bize 8 bölü 27'yi verdi. O 8 bölü 27 bu da neymiş? Ben bunları nasıl karşılaştırırım? Nasıl kıyaslarım? Şöyle derim. Bunu 9'da genişletirsem eğer M sayısı 18 bölü 27'nin ta kendisi olacaktır. Bakın burada aşağıya bakıyorsunuz. M neye eşit mi? Hayır. M n'nin 3 katı mı? Tabii ki hayır. Çünkü bunu 3 ile çarparsanız 24 bölü 27 yapar. M n'den küçük mü? Hayır. M n'den daha büyük. M n'den büyük mü? Evet, zaten onu az önce söyledik. M 2 n mi? Hayır. 16 bölü 27 18 bölü 27 eşit değildir. Cevabımız da bu şekilde Denizli seçeneğinde verilmiş olur sevgili gençler. Geçelim bir yandaki sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 1'e 0 aralığı birinci bölge, burası ikinci, burası da üçüncü bölge olarak verilmiş. AB'den, CD'den, EDF'den küçük olmak üzere AB, CD, E ve F sayıları sırasıyla 1, 1, 2, 2, 3, 3 bölgelerindedir. Yani diyor ki AB'den küçük ve bunlar birinci bölgedeler. CD'den küçük ve bunlar ikinci bölgede. EDF'den küçük ve bunlar üçüncü bölgedeler demiş. Buna göre bu biçimde tanımlanan X, Y, Z sayıları sırasıyla hangi bölgelerdedir diye sorulmuş. Şimdi dikkatli biçimde bakalım. B'yi A'ya bölmüş. Büyük bir sayıyı küçük bir sayıya bölersen ve ikisi de sevgili gençler aynı işaretliyse, bakın ikisi de negatif. Şöyle bir durum var. Normal şartlar altında birden büyük gelmesi lazım. Fakat ya bileşik kesir olması lazım. Fakat bunlar arkadaşlar alttakinin mutlak değeri, yani A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerinden daha fazladır. Ve dolayısıyla X artık bir basit kesirdir. Pozitif bir basit kesirdir. Pozitif basit kesirlerin olduğu bölge ikinci bölge olduğu için X ikinci bölgededir bu cepte. Geçtim C bölü D'ye. C ile D'ye bakıyoruz. İkisi de pozitif ve C D'den daha küçük arkadaşlar. Yani bu da pozitif bir basit kesir verecek bize. Dolayısıyla bu da ikinci bölgede. F bölü E. Bakın F E'den daha büyük. F E'den daha büyük. Ve ben F'yi E'ye böldüğüm zaman aralarında bir fark veya iki kat gibi bir fark olmadığından arkadaşlar. Çünkü E'nin iki katı 2'nin sağ tarafında yer alacaktır. Dolayısıyla F'yi E'ye böldüğümüz zaman bir bileşik kesir elde ederiz. Çünkü pay paydadan daha büyük mutlak değerce ve bunlar da pozitif basit kesirlerde şurada, yani 1 ile 2 arasında bulunur. Hocam 2'den sonra pozitif basit kesir yok mu? Bileşik kesir, özür diliyorum, basit dedim sanırım az önce de. Bileşik kesir yok mu 2'den sonra da? Tabii ki var. 2'nin sağ tarafı komple bileşik kesir. Niye o zaman biz 3. bölgede diyoruz buna? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi F ile E arasında, yani F E'nin 2 katı olamayacak kadar E'ye yakın. Tamam, çünkü E'nin 2 katı 2'nin sağındadır. Dolayısıyla F E'nin 2 katından daha küçük fakat E'den de daha büyük bir sayı. Dolayısıyla bizim cevabımız 2, 2, 3 olacak. Yani cevap Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Diyelim ve geçelim bir diğer sayfamıza, nasıl olur kısmına. Ben bu soruyu her gördüğümde, diyorum ki tam bir ÖSYM tipi soru. ÖSYM ha bugün ha yarın soracak, ha bugün ha yarın soracak diye
Arkadaşlar böyle de bir fırsat geçmiş elime. Nasıl olur kısmına ben bu soruyu ekledim. Hadi bakalım inşallah anlayarak da çözeriz. Ve güzel bir şekilde de ben sana sunmuş olurum bu soruyu. Ne demiş? Samet her çokgende herhangi bir köşeden başlayarak saatin dönme yönünün tersi yönde her köşeyi aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kesirler yazmış arkadaşlar. Bakın buradan başlamış. 1 bölü ne? Saatin dönme yönünün tersi bu tarafa doğru. 2 bölü ne? 3 bölü ne? 4 bölü ne? Diye devam ediyor. Samet'in bir beşgenin köşelerine yazacağı kesirlerin toplamı A. Şimdi Samet beşgenin köşelerine bunu yazıyorsa ben sana herhangi bir şu şekilde beşgen çizdiğim takdirde ve şuradan başlıyorsak örnek veriyorum. Buraya 1 bölü 5, buraya 2 bölü 5, buraya 3 bölü 5, 4 bölü 5 ve tabii ki son olarak 5 bölü 5 yazmak zorundayım. Eğer ki ben 1 bölü 5'ten 5 bölü 5'e kadar olan sayıları toplarsam bunların paydalarının hepsi eşit ya birbirine. Hepsi tamamen 5. E tamam 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı neydi? Hocam ben biliyorum 15 çünkü 5 çarpı 6 bölü 2 eşit. 15 bölü 5 gelir hepsinin toplamı ve bu 3'müş. Yani hepsinin toplamı A ise bu A dediğimiz şey 3 değil mi arkadaşlar? O halde 0.6'yı şuradaki A 3'e böl ve bunu da 10 üzeri eksi 2 ile yani 1 bölü 100 ile çarp demiş bize. Şimdi soru artık basit. Çünkü sen 0.6'yı 3'e bölersen burası 0.2 gelir. Bunu da ters çevirip çarparsan 0.2 ile aslında 100'ü çarp demiş bize. Ve ben bunları çarptığım takdirde sonuç olarak 20'yi bulurum. Bu da benim cevabımdır derim sevgili arkadaşlar. Evet, rasyonel sayı konusunda gördüğünüz üzere öyle kazık ensesi kalın bir soru yok. Bu güzel bir haber aslında. Tabii kime göre neye göre. Daha da zorlaştırılabilir mi arkadaşlar? Evet, zor rasyonel sayı soruları da mevcut fakat hani en zoru bile çözülebilecek kıvamda. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım aman ha sakın kendinizi yormayın, harap etmeyin. Vay efendim ben rasyonel sayılar işte yapabiliyorum ama daha zoru çıkarsa falan gibisinden hiçbir şey düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten düşünmeye değmez. Gördüğünüz üzere eski sistem sorularda yeni sistem sorularda çözülebilir kıvamda. Bu videoda sizin almanız gereken en büyük ders ise şu. Aynen şöyle göstereyim ben size. Ders şu arkadaşlar. Bakın ortalama soru adedi ve ortalama soru adedi. Yani hem TYT hem de AYT için 1.45'e 0.36 var. Yalnız buna güvenmeyin. Yani bu ortalama soru adedi 1.45 ise oh be çok şükür en az bir tane soru çıkacak TYT'de gibi düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Grafik ortada. Bazı sene 4 tane sormuş, bazı sene 0 tane sormuş, bazen 1 tane sormuş. Ve hiçbir tutarlılığı yok bu grafiğin. Dolayısıyla sevgili gençler dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben yani siz sınava girerken herkes yapar bunu. Öğrencilerin çoğu yapar. Ben de yaptım zamanımda. İşte şu konudan kesin netim garanti. Şu konudan kesin ben net çıkaramam dediğim konuların içerisine ben olsam sizin yerinize rasyonel sayıları koymam. Çıkarsa amenna çözer geçersin. Ama çıkmazsa bu sefer de üzülürsün. Çünkü insanoğlu hep olur ya kafasındaki plan en ufak bir derecede sapmaya uğradığında mutlaka bir umutsuzluğa kapılır. O umutsuzluğu sınav esnasında yaşamanı ben senin hiç ama hiç istemem. Dolayısıyla böyle hesaplamalardan doğrusu kaçınmaktır ama insanoğluyuz hepimiz yapıyoruz. Fakat sevgili arkadaşlar eğer yapıyorsanız da rasyonel sayıları bu konunun dışında tutun. Lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve sonraki konularda görüşürüz tabii ki. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.